Haftalık burç yorumlarımızla sizlerleyiz. Koçlar, bu hafta finansal konular, miraslar, alacaklarla ilgili beklenmedik gelirler elde edip rahatlayabilirsiniz. Bu hafta kendinizi tepeden tırnağa yenilemek, tutumunuzu, alışkanlıklarınızı değiştirmek başarınızı arttıracaktır. İş ve özel hayatınızda bozulan ilişkilerinizi yeniden yapılandırmak elinizde. İş hayatınızda ve eğitim hayatınızda iş birlikleriyle kazanımlarınızı, başarınızı arttırabilirsiniz. Merkür'den kaynaklı problemleri, yolunda gitmeyen pek çok şeyi hafta ortasından itibaren mücadele etmeye başladığınızda çözümleyebileceksiniz. Bu hafta kendinizi sevmeniz gerektiğinin farkına varın. Aldığınız her nefes için şükredin. Hafta boyunca finansal konularda riskli işlerden uzaklaşmalı, hayallere kapılmadan yatırımlarınızı gerçekçi bir tutum içerisinde yapmaya bakmalısınız. Özel hayatınızda ise bekar ve ilişkisi devam eden koçlar, başkalarının söylemleriyle hareket etmeyi bir tarafa bırakıp, kalbinizin sesini doğru dinlediğinizde ilişkinizle ilgili pişman olmayacağınız şeyler yaşarsınız. Bekar ve ilişkisi olmayan koçlar, sürpriz geri dönüşler söz konusu olabilir bu hafta sizler için. Sevgili boğalar, değişim, yenilik enerjisiyle karşı karşıya olduğunuz bir hafta sizleri karşılamakta. Kalbinizin derinliklerindeki yaralarınız sarılmaya başlıyor. Hayat size maddi, manevi, yeni fırsatlar ve güzellikler getirecek. Başarılı olmak için deneyimlerinizi, güçlü zekanızı, iradenizi cesaretle ortaya koyma zamanı. Finansal konularda ise oldukça şanslısınız bu hafta. Daha önce konuşup fikir alışverişleri yaptığınız ama gerçekleşmeyen projeleriniz haftanın ilk gününden itibaren gerçekleşebilir. Hukuki anlamda mücadele verdiğiniz konularda kazanımlar elde edebilirsiniz. Aşk, sevgi, emek üçlemesinin mükafatını alacağınız, son derece özel duygularla güçlü hissedip özel hissedeceğiniz enerjiler söz konusu. İlişkinizle ilgili problemler varsa çözümleyebilir, karşılıklı güven tazeliği, her iki tarafında dostlarının, yakınlarının desteğini alarak ilişkinizdeki aşkın ne kadar yüce ve kutsal olduğunu daha iyi kavrayabilirsiniz. Sevgili boğalar, bu hafta iş hayatınızda da aşk hayatınızda da vazgeçmeyenlerin, mücadele edenlerin kazanacağını aklınızdan çıkarmamalı, planlarınızı, iradenizi bu şekilde ortaya koymalısınız. İkizler burçları, bu hafta iş ve eğitim hayatınızda kayıp ve kazanımlarınızın hangi nedenlerden dolayı olabileceğini iyi hesaplamalı, risklerden uzak durmalı, daha fazla mücadeleci davranmalısınız. Haftanın ilk günlerinde çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinizde mesafeli olmak, fikirleri ulu orta paylaşmamak faydanıza olacaktır. Aksi takdirde maddi zararlar ve bilgi hırsızlıkları sizler için yorucu olabilir. Bu hafta özellikle resmi dairelerle ilgili işleriniz, ödemeleriniz, eksik belge ve evraklardan dolayı sorunlar yorucu olabilir sizler için. Yakınlarınızın sağlık sorunlarıyla ilgili de hassasiyetlerin yükseleceği enerjilerle karşı karşıyasınız. Bozulan ilişkilerinizi yapılandırabilir, dargınlıkları hastalık vesilesiyle çözüme kavuşturabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise size ne yaşatıldıysa, olumlu olumsuz, karşılık bulacağı enerjiler hakim gökyüzünde. Aşka emek verenseniz, karşılığını aşkla alacak, aşka ihanet edenlerdenseniz, yaptıklarınızla sınanacağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Seyredin, şükredin ve şu anda sahip olduğunuz değerler için ne kadar şanslı olduğunuzun farkına vararak ilerleyin. Bekar ve ilişkisi olmayan ikizler, hafta sonu arkadaşlarınız aracılığıyla tanıyacağınız bir insanla duygusal bir yakınlaşma söz konusu olabilir sizler için. Yengeç burçları, bu hafta eş veya sevgilinizle ilişkiniz önem kazanıyor. Birlikte alacağınız kararlar, karşı tarafın tutarsızlıklarından, bencilliklerinden uzaklaşmasıyla kendine çeki düzen vermesi ve ilişkinizi sahiplenmesiyle farklı bir boyut
kazanabilir. Doğruyu yalana mahkum etmemeniz gerektiğinin farkına varmalı. İlişkinizde güvene, saygıya karşılıklı önem vermelisiniz. Bu sayede süregelen ilişkinizle ilgili nişan veya evlilik gibi kararlar söz konusu olabilir. Evli olanlar da başkalarının sebep olduğu sorunları ilişkinizden ayıklama haftasındasınız. İş hayatınızda ise sizi işinizden etmek isteyen, art niyetli insanların entrikalarını fark edebilir, iletişime önem vererek bu insanlara haddini bildirerek işinizle ilgili ekmeğinizle oynandığında istediğinizde ne kadar sert olabileceğinizi doğru hamlelerde öğretebilirsiniz. Bu hafta kişisel eşyalarınızla ilgili dikkatli davranın. Bilgileriniz başkalarının eline geçip aleyhinize kullanabilir. Özellikle hukuki konularda zarar görmek istemiyorsanız bu noktada dikkatli olmalı. Finansal konularda paylaşımlarınızı da ulu orta yapmamalısınız. Aslan burçları, iş hayatınızda hayalini kurduğunuz projelerinizi gerçekleştirebilir. Yetkin, saygın, otorite ve devlet yetkililerinden alacağınız destekle kendi işinizi kurma imkanı elde edebilirsiniz. Baskılardan uzaklaştığınız, yeteneklerinizi ortaya koyup takdir göreceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Hafta sizler için oldukça temposu yüksek bir şekilde başlayabilir. Eğitim hayatınızda da, iş hayatınızda da kazanımlarınız, bilginiz artacak. Daha huzurlu olduğunuz için kendinizi doğru şekilde ifade edip girişimci davranıp takdir göreceksiniz. Bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli konu, özel yaşamınızdaki mutluluğun erkek veya kadın arkadaşlarınızın art niyetli söylemleriyle sarsılmaması olmalı. Kıskanan insanlara hadlerini bildirmeli. Eş veya sevgilinizle ilgili konuları başkalarının yanında paylaşmamaya özen gösterip bu insanların amaçlarına olanak tanımadan hareket etmelisiniz. Bekar ve ilişkisi olmayan aslanlarsa bu hafta eğitim hayatınızda tanıyacağınız bir insan sizleri bir an için etkilese de uzun vadeli ilişkiler kurmak için hayalci davranmamalısınız. Sağlıkla ilgili konularda ise hassasiyetiniz devam ederken mutlaka uzman bir hekime görünmeli. Sağlığınızla ilgili almanız gereken ilaçlar veya tedavileri aksatmadan ilerlemelisiniz. Başak burçları, bu hafta dalgınlıklar küçük kazalara sebebiyet verebilir. İş hayatınızda da, ev hayatınızda da dikkatli davranmalısınız. Bu hafta iş arkadaşlarınızdan güvendiğiniz insanların yalanları yüzünden zor durumda kalabilir, madden ve hukuken zarar görebilirsiniz. Dikkatli ve kontrollü davranın. Çocuk sahibi olan başaklar, onların eğitim hayatlarındaki bir problemi çözüme kavuşturmakla rahatlasanız da içinize sinmeyen şeylerin peşinden gittiğinizde sizden saklanan bir takım gerçekleri öğrenebilirsiniz. Bu hafta baş bölgeniz ve bağışıklık sisteminizle ilgili sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Doktor kontrolleriniz varsa ihmal etmemeli. Satürn ve Merkür'den kaynaklı baskıların sağlığınızla ilgili hassasiyetleri önemsemeniz gerektiği mesajını dikkate alarak ilerlemelisiniz. Bu hafta iş hayatınızda çıkarcı insanlardan zarar görmek istemiyorsanız atacağınız her imzayı dikkatli bir şekilde değerlendirmeli. İş birlikleri veya ortaklıklarınız varsa tek taraflı kararlar almaya çalışan insanların söylemlerine yenilmemelisiniz. Terazi burçları, iş hayatınızda kontrolü elden bırakmamalı. Finansal konularda gecikmeleri, aleyhinize yaşanan olayları kanuni anlamda haklı çıkmak adına takipçi davranmalı ve elinizden gelen müdahaleyi yapıp çözüm odaklı ilerlemeye dikkat etmelisiniz. Özellikle ortaklıklardan zarar görmek istemiyorsanız güvene dayalı işlerden problemler çıkabileceğini hesaplamalı. Ama öyleydi, ama güvenmiştim, düşünememiştim sözlerinin zarar görmenizi engellemeyeceğini hesaplamalısınız. Özel yaşamınızda ise üçüncü şahıslardan dolayı sorunlar yaşayabilir. Eş veya sevgilinizi geçmişiyle yargılayarak onu kırabilirsiniz. Dikkatli davranın. İşler çığırından çıkıp ayrılık noktasına gelmek istemiyorsanız sözlerinizde seçici olmalı. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeye sizi seven,
eş veya sevgilinize yapmamalısınız. Bekar teraziler, sizler de yeni tanışacağınız biriyle duygusal bir yakınlaşma içerisine girebilirsiniz. Bu hafta sağlık problemlerinizi, psikolojik sorunlarınızı çözüme kavuşturmak için yardım almaktan korkmadan hareket ettiğinizde üzerinizdeki tüm karanlık ve yorucu enerjilerden uzaklaşmayı başarabilirsiniz. Akrep burçları bu hafta aile ve yakınlarınızın eleştirilerine kulak vermeli, onların haklı olduğu konularda sizi eleştirdikleri düşüncesiyle sert tepkiler vermemelisiniz. Bunu yaptığınızda kendinizi geliştirecek, bozulan yakınlarınızla ilişkilerinizi toparlayabileceksiniz. Resmi daireler, hukuki sorunlarla ilgili konularda her işinizin takibini iyi yapmalı, size söz veren insanların resmi dairelerde işlerinizi yapıp yapmadığını kontrol etmeye çalışmalısınız. Bu hafta ortaklıklar ve alım satımlar hafta ortasından itibaren istediğiniz gibi ilerleyebilir. Özel yaşamınızda ise geçmişte kıyaslamalar yaptığınız sürece mutlu olmanız çok güç hale gelecektir. Karşınızdaki insanın sabrını bitirebilir, sizi sevdiği halde uzaklaşmasına neden olabilirsiniz. Şimdi geçmişten uzaklaşmalı, sizi seven, mücadele eden, kaybetmekten korkan insana sahip çıkmalısınız. Bekar akrepler, sizler de bu hafta sosyal olmayı başardığınızda yeni insanlarla sürpriz başlangıçlara merhaba diyeceğiniz kalıcı beraberlikler içerisine girebilirsiniz. Yay burçları, bu hafta kazanımlarınız artmaya başlıyor. Gökyüzü enerjilerini iş ve eğitim hayatınızda iyi değerlendirdiğinizde iş değişiklikleri, işinizi büyütme imkanı, yurt dışı ile ilgili eğitim fırsatlarını yakalayabilmeniz mümkün. Kalbinizde duygusal anlamda yeri olan biri varsa ilk adımı karşı taraftan beklemek yerine harekete geçtiğinizde aşk hayat bulabilir. Bu hafta iş ve özel hayatınızda farkındalığınız ne kadar yüksek olursa attığınız girişimlerde, adımlarda, başarınız da o denli yüksek bir şekilde ilerleyip kalıcı olacaktır. Oğlak burçları, iş ve eğitim hayatınızda üst üste gelen zorluklardan sonra ayağa kalkıp güçleneceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Hakkınızı aramalı, yaptığınız hatalar varsa telafi etmek için çabalamaktan korkmamalısınız. Maddi ve manevi, kaybettiğiniz pek çok şeyi kazanacağınız, güven verip güvende hissedeceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Özel yaşamınızda ise kendini bilmez insanların söyledikleri yüzünden eş veya sevgilinizle sorunlar yaşadıysanız, geçmişi değiştiremeyeceğinizi bilmeli ama geleceği kurtarmak için çabalamalısınız. Bunu yaptığınızda, cesaretli olduğunuzda, aşkı gurura yendirmediğinizde ilişkinizde sürpriz bir başlangıç gerçekleştirebilirsiniz. Bekar oğlaklar da çarşamba günden itibaren aşkta şanslı olacakları enerjilerle karşı karşıyalar. Yeter ki üzümün sapı, armudun çöpü deyip de aşırı seçici davranmamalı. Sizi olduğunuz gibi kabul eden bir insan varsa siz de onu sevgi gözüyle değerlendirip kabullenmeye çalışmalısınız. Kova burçları, bu hafta hukuki ve finansal konularda sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu durum bencil insanların etkisiyle yanlışlar yapmanıza, etki altında kalıp hırsla hareket edip zarar görmenize yol açabilir. Dikkatli davranmalı, kendinize, özünüze ters düşecek hiçbir yaklaşım içerisinde olmamalısınız. Aksi takdirde büyük zararlarla karşı karşıya kalabilir, iş hayatınızda itibarınızın zedelenmesiyle zorlukları aşmakta güçlük çekebilirsiniz. Yakınlarınızda problemleriniz varsa çözüme kavuşturacak, huzursuzluklardan arınıp sevgiyle adeta yaralarınızın sarılmasıyla şifa bulacaksınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle kendi içinizde çözümleyebileceğiniz konuların dışarıdan duyulmamasına dikkat etmeli. Eşiniz veya sevgiliniz bu anlamda konuşuyorsa onu uyarmalı, iş işten geçmeden müdahale etmelisiniz. Bu haftanın ilerleyen günlerinde yatırım planlarınızı gerçekleştireceğiniz desteği bulmanızda haftanın size yansıyan güçlü enerjileri arasında. Balık burçları, bu hafta finansal konularda istediğiniz gelişmeleri yaşayıp rahatlayabilir. İş başvurularınızın kabul edilmesiyle
istediğiniz işi bulabilmenin mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Ortaklıklarınız varsa duygusallarınızı kontrol altında almalı, hakkınızı aramalı, profesyonelliğinize gölge düşürecek her türlü duygusallıktan uzak kalmalısınız. Özel yaşamınızda ise özellikle evli balıklar, eşinizin yakınları veya arkadaşları yüzünden ona baskı kurmamalı, başkalarının yaptığı hatalardan onu suçlamamalısınız. Bekar ve ilişkisi olmayan balık burçları ise arkadaşlarınız aracılığıyla tanıyacağınız birinin yakın ilgisi ve tanımiyeti sizleri fazlasıyla etkileyebilir. Daha önce hissetmediğiniz kadar güvende ve sevgi dolu hissedebilirsiniz. Şimdi çekimserliği, karamsarlığı, kaygıyı arkanızda bırakmalı. Şans gönül kapınızı çalmışken buyur demeyi cesaretli bir şekilde ortaya koymalısınız. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'dan AstroDeha olarak beni takip edebilir. AstroDeha.com'dan astroloji gündeminin nabzını tutabilirsiniz.